anana muhtaq maras. Mağa qaqadash va uler erdi. Yemti mana tulğuy. Ağa, mandar saq. Mana ertuche. Ayıqıyor. Sana mana qıyaltış, mana devir güç. Her şeyden birazdan herkese merhaba. Bugün Türkiye'de vizyona giren yepyeni bir filmi konuşmak üzere bir araya geldik. Tomris filminden bahsedeceğiz sizlere. Dün aslında vizyona girdi. Bugün tüm Türkiye'de vizyonda ve yanımda Tomris filminin yönetmeni ve başrol oyuncusu bizlerle birlikte olacak. Tabii bize bir çevirmen eşlik edecek bu programda. Hemen kendilerine dönüyorum. Hoş geldiniz. Welcome to Turkey diyorum. Yanımda filmin yönetmeni. Tomris filminin yönetmeni Akan Satayev var ve aynı zamanda Tomris filminin başrol oyuncusu Tomris'i canlandıran Almira Tursin'le beraberiz. Bize bir çevirmen eşlik edecek bu sohbetimizde. Tomris aslında 6. yüzyılda yaşayan bir Saka kraliçesi ve onun hayatını alan bir konuyu ele almış bu film. Hemen size de yönelmek istiyorum. Filmin konusundan biraz bahsetmemiz gerekirse Tomris filmi Tomris Hatun'un evet hayatını anlatıyor aslında ama biraz konusundan bahsetmesini rica edeceğiz yönetmenimize. Akam Rıza, Tomris film sujetini tüsündürüp ötseniz deydi. Jalpı Tomris turalı ikeni belgili filmin adınan, bırak jalpı sujetti tüsündürüp ötseniz deydi. Да, это, можно так сказать, что это байопик. Это мы снимали про нашу царицу, про нашего предка Тамирис, начиная практически от рождения до ее зрелости, когда она уже воссела на трон. Кстати, анатырсам, бу Тамирисин доушиндан bir hükümdar olarak tahta geçmesine kadar zamanla anlatıyor diyor. İki kelimeyle söyleyeceksek bu film sevgi, dost, arkadaşlık, düşmanlık, vatanseverlik hakkında onu anlatıyor diyor. Peki ne zaman başladı çekimler ve ne kadar sürdü hazırlık aşaması? Çünkü 2019 yapımı bir film aslında ama Türkiye'de belki pandemik koşullar nedeniyle bu tarihte vizyona giriyor diyebiliyorum. Ne zaman başladı, ne kadar sürdü? Bunlardan da bahsedelim. Принялись к съемкам, к реализации проекта в 2018 году. Все производство заняло полтора года, а съемочный период занял полгода. Ну, с перерывами. Genel olarak film çekimi 1,5 yılı aldı diyor ama genel tam çekim yarım seneyi aldı. Evet. Все производство бржаром делал. А съемочный период где-то полгода с перерывом. Tamam. Genel çekim 1,5 yılı kapsadı diyor ama yani tam çekimimiz yarım seneyi kapsadı diyor ama zaman zaman oldu. Film çekilişi 2019 senesinde başladı diyor. Biz Kazakistan'da bu filmin gösterimini yapıp yetiştik diyor. Ama Türkiye'de maalesef yetişemedik çünkü pandemi başladı diyor. Şu anda evet, şu anda yarın ilk gösterişi oluyor diyor. Ben çok çok memnunum. Umarım seyircilerin gönlünü kapar. Umarım seyirciler güzel bir şeyle karşılaşırlar. Evet. Peki aslında bunu soracaktım zaten. Türkiye'de bu filme ilgi olacağını düşünüyor mu kendisi? Veya işte iyi bir gişe yapacağını düşünüyor mu? Ne повторю, это все-таки наша как бы общая история, это наш общий предок, поэтому я думаю, что он найдет отклик в сердцах турецких зрителей. Мы очень старались сделать хорошее кино, которое понравится зрителю, наверное, в любой точке мира. Tekrarla
Tekrarlayacak olursam, bu bizim ortak tarihimiz, ortak babalarımızın tarihi. Ondan dolayı sizin ülkenin seyircilerinin gönlünü kapar diye düşünüyorum. Evet, biz genellikle tüm dünyayı ilgilendiren, tüm dünyanın seyircilerini ilgilendiren filmler çekmeye gayret gösteriyoruz. Evet, şimdi Almira Tursin'e dönmek istiyorum. Kendisi Tomris'i canlandırıyor ve ben daha önce tabii ki dersime de çalışıp geldim buraya. Araştırmalarımda şöyle bir şey okudum. 15 bin kişi içinden seçilmiş. Aslında bir psikolog kendisi. Nasıl hani rolüne hazırlandı, ne hissetti kendisi seçildiğinde, bundan biraz bahsedebilir mi bize? Вообще я не актриса, я по основной деятельности психолог. Меня до этого приглашали в кино, но вот именно эта роль и этот проект меня очень заинтересовали, поэтому я решилась. Ben genellikle oyuncu değilim. Evet, bir psikologum. Mesleğim bir psikolog. Bu ilk filmi mi peki? Evet, ilk film. Ama yeni kariyerinde başarılar diliyoruz o halde. Bundan sonraki bence çok da başarılı olmuş. Hani fragmanından bile belli bu aslında. Başarılar diliyoruz sonraki oyunculuk hayatında. Жаңа профессияңызға сәттілік тілейміз деп жатыр. Бізге өте ұнады бұл фильм дейді. Сол үшін алдағы уақытта тек қана сәттілік тілеймін. Nasıl hazırlandı peki rolüne? Bundan biraz bahsedebilir mi? Дайындық туралы айтып өтсеңіз дейді. Зор мұйды, яғни Томрисі ойнамақ кендісі үшін? Қиын. Қиын жағдайлар болды ма, қиын кезеңдер болды ма деп сұрап жатыр. В целом, сам кастинг шел довольно долго. Потом где-то 2-3 месяца мы готовились как в армии. У нас были тренировки, верховая езда, борьба, работа и борьба на мечах. Поэтому, конечно, это было как в армии, было сложно. К тому же во время подготовок я сломала ногу. Но вылечилась и вернулась. И в целом где-то, ну, наверное, вместе с кастингом и с подготовкой около 7, может быть, 8, ну, вот так вот месяцев, да, это было? Хорошо. Hazırlıklar yaklaşık 7-8 ay sürdü diyor. Evet, zorluklar da vardı, güzel taraflar da vardı diyor. Genelde hazırlıkta askerde gibi hissettim kendimi evet. diyor. Çünkü askerdeki hazırlıkları yaptık. Mesela at üzerine binme, kılıcı kullanma ve güreş gibi şeyleri öğretti bize diyor. Çok profesyonel oyuncularla bir araya geldik diyor. Bundan da çok memnunum diyor. Bir de hazırlık sırasında bacağımı kırdım. Çok geçmiş olsun. Maalesef. Ama zamanın şeyiyle iyileşip geri döndüm kasta diyor. Hazırlığa. Peki psikolog olmasının rolü daha iyi oynadığınızda rolünde bir etkisi olmuş mu? Ben bunu çok merak ettim açıkçası. Sizin profesyonunuzun, psikologiyanın olsa oyun Томириса сонда да өзінің несін көрсетті ма деп сұрап жатыр иә. Конечно, психология мне в корне помогла понять и разобраться с личностью и с характером моей героини, поэтому я сейчас вообще думаю, что психология актерская это очень рядом и близкие профессии. Evet, yardımcı oldu diyor. Tamiris'i tanıyabilmem için, onu oynayabilmem için, onu hayat yani onun hayatını kendi hayatımmış gibi hissedebilmem için evet benim psikolog olmam çok yardım oldu diyor. Tabii ki tahmin etmiştim bunu da. Peki Türkiye'de hangi yönetmen ve oyuncuları beğeniyor kendisi? Çok merak ediyorum bu soruyu da aynı şekilde. Türkiye'de жақсы көретін өзіңіздің актерларыңыз, режиссерларыңыз бар ма деп сұрап жатыр. Ну, конечно, я не могу не сказать про Султана Сулеймана. Это самый популярный сериал, который у нас был. А также я вот недавно познакомилась и узнала о таком режиссере, как Эмре Кунук, и, соответственно, Януш Бьюк Сальчиклу. Также знаю некоторых таких знаменитых актеров и актрис здесь, в Турции. Поэтому, безусловно, да, у нас в Казахстане очень любят, смотрят турецкие фильмы, сериалы. İlk önce Sultan Süleyman'ı dile getirmesem olmaz diyor. Çünkü Kazak halkı tarafından çok sevilen bir diziydi diyor.
Onunla beraber evet. Muhteşem çok, yüzyıldan evet, mı bahsediyor? Evet, Muhteşem Yüzyıl'dan evet. bahsediyor. Onunla beraber çok... Halit Ergenç o halde. Evet. Bahsettiği kişi Sultan Süleyman. Aktörün adı Halit Ergenç, Sultan Süleyman. Onun dışında çok Türk oyuncularını, yönetmenlerini çok biliyorum diyor. Mesela... Burak Özçivit. Burak Özçivit. Evet, o da çünkü bir dönem dizisi yapıyor. Muhtemelen yine oradan tanıyor olabilir kendisini. Ah, Вы еще про режиссера говорили. А, да, Эмре Кунут. Эмре Кунут. Эмре Кунут. Да. Сериал Яныш Бьюк. Сериал Яныш Бьюк Сачиклу. And some different serials. Biraz önce kendisi söyledi Aynen. diziyi seviyorum ve başka da dizileri seviyorum. Genellikle Türk dizilerini ve filmlerini izliyor. Kazaklar çok seviyorlar. Çok güzel. Diyorum. Şimdi yönetmenimize bir sorum Bütün var. Митин Гюнай. Еще есть Митин Гюнай, который имел отношение вот к нашему проекту, который сейчас мы вот тоже реализовываем в Казахстане. Касымхан называется исторический проект. Он вроде как бы начинал этот проект. Metin Günay yönetmeninden bahsetmek istiyorum diyor. Şu anda bizim yeni bir projemiz var. Metin Günay bizimle beraber o projeyi ama başladı. Şu anda yanımızda değil diyor. Onun da çok profesyonel birisi olduğunu bahsetmek istiyorum diyor. Süper. Çok sevindik biz de bu duruma. Peki yönetmenimize şimdi bir sorum olacak. Hani başrol oyuncularını nasıl seçmiş, nasıl karar vermişler kasta ve yani bunlar kimler, daha diğer başrol oyuncularından da biraz bahsedebilir mi? Мы уделяем очень большое внимание кастингу. Вот когда мы искали Альмиру, мы объявили кастинг по всей стране. В общем-то, для всех ролей тоже. И у нас принимали участие актеры еще и из других стран. Ну, я считаю, что для любого режиссера это основное как бы соответствие внешнее и внутреннее. Вот мы так ставим, если в двух словах сказать. Her yönetmen için oyuncunun içi ve dışı çok önemli diyor. Dışı derken yüzü falan, içi derken kabiliyeti, oyunculuk kabiliyeti çok önemli diyor. Bütün Kazakistan'a kast yayınladık, kast düzenledik diyor. Evet, Kazak oyuncularla beraber yabancı oyuncular da oldu diyor. Çok büyük ve zor bir prodüksiyon, dönem filmi çekmek aslında gerçekten. Hani hem maliyet açısından hem de bence emek açısından çok daha farklı dönem filmleri. Bunu çekerken hani nasıl gelişti, neler yaptılar, ne kadar kişi oynadı, bunlardan da biraz bahsedebilir mi? Yani dublaj olarak vesaire ne kadar kişi kullanıldı, hani savaş filmi çekiyorlar ve gerçekten büyük bir prodüksiyon. Biraz da bunlardan bahsedebilir mi? Zorlukları oldu mu? Ну, общее количество людей на съемочной площадке, максимальное количество людей, мне так говорили, что доходило до 1000 человек. Это когда вот мы снимали батальные сцены. В общем-то, все риски сводили к минимуму. Все риски сводили к минимуму, и мы вначале привыкли так работать, что мы снимаем фильм на бумаге сперва, и потом приступаем уже к реализации, реально. Поэтому я благодарен, еще раз подчеркну, нашей команде, которая была готова ко всем форс-мажорам. Ben kendi çekim grubuma öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum diyor. Onlar zorlukların hepsini minimuma düşürdü diyor. Onların sayesinde bu film bu kadar başarılı olduğunu düşünüyorum diyor. O kadar bir dile getirecek zor durumlar olmadı diyor. Ama mesela zor durumlar derken hava şartlarının değişmesi bize birazcık zorluklar getirdi diyor. У нас еще был пожар, вот такой был большой форс-мажор, когда пожар, песчаная буря, пожар, прям степной такой большой был пожар. Ну вот эти моменты очень влияли, да. На график съемок влияли. Aha, büyük bir zorluğumuz yangının çıkması diyor. Evet, pişenin buraya. Çok kuvvetli ve rüzgarlar oldu diyor. Bunlar bizim çekim grafiğine biraz zorluklar getirdi diyor. Yani zaman vermemiz, ara vermek zorunda kaldık diyor. Benim bildiğim kadarıyla bu çekime genel 1000 kişi katıldığını biliyorum diyor. Figüran olarak. Peki, çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bol gişeler diliyoruz. Türkiye'de de başarılarının ve dünyada da başarılarının devamını diliyoruz aynı zamanda. Sizlerge köp köp rahmet aytıp jatır. Yerteng bolatın premiera da köremindereniz köp bolsun. Thank you so much. Congratulations.
Evet, her şeyden biraz da dün gösterime giren Tomris isimli filmi konu aldık bugün. Yönetmeni sevgili Akan Satayev ve aynı zamanda Tomris rolünü canlandıran Almira Tursin bizlerle birlikteydi. Kendileriyle bugün film hakkında konuştuk. Diğer bölümde görüşmek üzere. Her şeyden birazın ikinci bölümünde bugün Caddebostan Performans Sanat Akademisi'ni ziyarete geldik. Yanımda çok değerli konuklarım var ve çok önemli bir konuyu konuşmak üzere buradayız. Konuklarımızı hemen tanıtmak istiyorum. Performans Sanat Akademisi kurucusu Sayın Didem Üres'in, Performans Yetenek Akademisi ortağı Başak Atalay ve uzman pedagog Şafak Morsallı bizlerle birlikte. Peki ilk önce Didem Hanım, sizden başlayalım. Biraz Performans Akademisi'nden bahsedelim. Burada ne gibi eğitimler veriliyor? Biraz bahseder misiniz? İlk öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. 3 yıl önce eşimle birlikte, eşimin bir hayaliydi, onu gerçekleştirdik. 3 yıldır dans, resim, müzik ve drama üzerinde dersler verilmekte. Uzman bir eğitim kadromuz var. Onlarla birlikte yola çıktık. 3 yıldır da bu şekilde devam ediyoruz. Evet, sanata kapılarını açan her yer bizim için çok özel. Evet, çok güzel bir eğitim projesi başlattınız. Hatta mesajı bana ilk geldiğinde ben bile heyecanlandım açıkçası. Biraz bahseder misiniz projenizden? Bizi de çok heyecanlandırıyor bu proje. Öncelikle Performans Sanat Akademi'nin zaten kendi içerisindeki sanatsal aktivitelerinden yola çıkarak hep bir hayalin peşinde koşan ve özel yetenekli olan çocukların burada eğitimlerine özen gösteriliyordu. Ben de yetenekli, müzik yeteneği olan bir çocuğun annesiyim ama hep kendi aklımda acaba gerçekten yeteneği nedir, doğru yoldan mı ona destek oluyorum diye böyle soru işaretleri vardı ve genel olarak annelerin, babaların çocukları üzerinde böyle soru işaretleri olduğunu biliyoruz, gözlemliyoruz. Her çocuğun, herkesin aslında, yetişkinlerin bile yetenekleri ve ilgi alanları var. Ve dedik ki bu çocukların yollarını daha da kolay hale getirelim, özgüvenlerini arttıralım, onların yetenekleri ve ilgi alanlarını, ailelerin soru işaretlerine cevaplar bulalım. Ve böylelikle herkesin hayatını biraz daha kolaylaştıralım. Özellikle çocukların bu hayatlarındaki, eğitim hayatlarındaki sınav kaygıları, ne yapacağını bilememe ile ilgili o kuşkuları ve onlar için gerçekten oldukça zorlandıkları süreçler içerisinde geçiyorlar. Aslında doğru yönlenirlerse başlangıçtan itibaren yetenekleri ve aslında ilgi alanları da, biz sadece yeteneklerini değil bir de artı ilgi alanlarını da ortaya çıkarabilirsek çocukları bu anlamda ailelerin de bizlerin de destekleyerek çok farklı bir yere getirebileceğimizi düşünüyoruz. Proje bizi de çok heyecanlandırıyor inşallah. Çok da detaylı ve oldukça umut veren bir projemiz var. İnşallah her şey güzel olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki bir pedagog olarak bu projeye katkılarınız ve amaçlarınız nedir? Şafak Hanım, sizinle devam etmek istiyorum. Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Günümüz eğitim sisteminde sözel ve sayısal ağırlıklı yetenekler üzerinde çok daha fazla duruluyor. Yani şöyle ki, bilişsel kısımlarla daha çok ilgilenilip değerlendiriliyor. Şöyle ki sözel ve sayısalı yüksek olan çocuklar gittikleri okullardan yararlanabiliyorlar, faydalanabiliyorlar ama bu konuda yeterli yetenekli olmayan çocuklar yararlanamıyor. İşte asıl kayıp burada başlıyor. Bu konularda değil, diğer konularda yetenekli olan çocukların yaptıkları çalışmalar olmadığı sürece ilerleyemiyorlar ve
gelişemiyorlar. Aslında yaşantımızda sadece matematiksel, sayısal ya da sözel ağırlıklı alanlarımız yok. Evet, çok zengin ve çok renkli alanlarımız da var. Dolayısıyla... Ama maalesef başarı biraz orada görünüyor. Yani sadece matematiksel alanda bir şeyler yapmalısınız bir yere girebilmek için. Ama diğer aslında yetenekler veya diğer konular biraz daha alt planda kalıyor. Sözel kısım, iletişim kısmı veya... Burada her çocuğun bir yeteneği olduğuna inanıyoruz. Her çocuğun çoklu yeteneği de olabilir... Tek yeteneği de olabilir, çoklu ilgi alanı da olabilir, tek ilgi alanı da olabilir. Her çocuğun öğrenme şekli de farklıdır. Hatta öğrenme güçlüğüne sahip olanların bile yetenekleri olduğunu biliyoruz. Burada bize düşen şudur, şöyle anne babalar, eğitmenler, yetenekli ilgi alanları yüksek olan çocukları dikkatli gözlemeli ve güçlü oldukları yönlerine güven desteğiyle birlikte öğrenim hayatlarına yardımcı olacak bir. Her ebeveyn anlayabilecek mi yani? Bu da önemli çünkü. Yani her ebeveyn bunu keşfedemeyebilir. Çok büyük bir gözlem yeteneği gerektiğini düşünüyorum. Nasıl oluyor? İşte kurumumuzun en önemli konularından biri bu. Değerlendirme. Burada devreye giriyor. Giriyor evet. Değerlendirme. Kurumumuza başvuran çocuklar 4 ile 18 yaş arasında başvurabilirler. Ve burada ilk görüşme anne babayla birlikte yapılır. Anne babanın tutumları, değerleri, beklentileri, hatta çocukların kısaca özgeçmişleri de alınır burada. Gerekirse sahip oldukları diğer eğitmenler, öğretmenlerden de küçük bilgiler alınır ve tanışmayla birlikte biz aileye girmiş oluyoruz. Daha sonraki iki görüşme ise çocukla yapılır. Bu iki görüşmede psikologlar, pedagoglar, fizyoterapistler... O da çok ilginç bir konu. İsterseniz dönelim. Evet. Ben onu Başak Hanım'a sorayım veya Didem Hanım sizinle kim anlatmak isterse. Bir fizyoterapist sizinle birlikte yer alacak bu projede. Bu fizyoterapistin amacını biraz anlatır mısınız? Çünkü şimdi farklı bir şey insanların akıllarına gelebilir ama aslında bambaşka bir şey için burada olacak. Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Fizyoterapi genelde bir tedavi yöntemi olarak toplumumuzda biliniyor. Aslında tamamen hepimizin fiziksel özellikleri üzerinden değerlendirme yapabilen ve bu anlamda yönlendirme yapabilen bir bilim dalı aslında. Biz de bir araştırma yaptık. Fizyoterapistlerin aslında eğitimde olmak istediklerini öğrendik kendi çevremizden. Çünkü hep şunu söylüyorlar. Bizler de okullarda PDR'ciler kadar değerliyiz ve önemliyiz. Çünkü çocuklarımızın fiziksel gelişimi, duruşları, oturuşları, yürüyüşleri, ince ve kaba motor gelişmeleri, bunların hepsi çocuğun ileriki hayatında da beyin gelişiminde de çok değerli ve çok önemli. Bu anlamda da biz belki de ilk defa bir fizyoterapisti eğitim sistemimizin içerisine katarak çocuklarımızı bu anlamda değerlendirip yeteneği ve ilgisiyle beraber onu da aynı şekilde o gelişimini de değerlendirerek orada da daha kolay ilerlemesini sağlamak istiyoruz evet, aslında yapmak istediğimiz şey. Sporda belki. Aynen öyle. Resimde ince kaba motor becerileri açısından tabii. Aynı zamanda belki dansta değil mi bu yeteneklerin tabii. Bir fizyoterapist tarafından da değerlendirilmesi bence de çok özel ve güzel bir aynen şey olmuş. Öyle. Yani müzik aleti çalacak olan evet. Bir çocukta da aynı el şey geçerli. Tabii ki. Şimdi son süreçte biliyorsunuz ki çocuklarımız pandemi sürecinde 1,5 sene kadar öyle ya da böyle bilgisayarın başında ve evde oturdular. Hepsinin fiziksel olarak çok ciddi sıkıntıları da oluştu. Okullarda bile biz bile bir ofiste otururken bazen ciddi böyle bir kamburlaşma, boyun tıkı gibi tabii. Pek çok fiziksel sorunla karşılaşıyoruz. Oysa bu anlamda yönlendirmelerimiz olsa belki çok daha farklı bir bakış açısıyla önce kendi sağlığımıza dikkat edebiliriz ki ben bir anne olarak çocuğun bu anlamda değerlendirilmesi ve yönlendirilmek çok daha farklı bir bakış açısı kazanmama ve belki de o anlamda da ona destek olmama yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. Fizyoterapi bu anlamda bizim için çok değerli. Evet, çok güzel gerçekten. Peki değerlendirme ilk nereden başlıyor? 4 aşamalı bir değerlendirme olduğundan bahsettiniz çekim öncesinde. Değerlendirme ilk aşamada nereden başlıyor? Biraz bundan bahsedelim. Kim bahsetmek ister? Ben tamam. Bahsedeyim.
4 ve 18 yaş arasındaki çocuklar kurumumuza başvurduklarında 4 aşamadan geçerler. İlki anne babayla yapılan görüşmedir. Burada tutumları, değerleri, ilgileri, beklentileri anne babayla yapılan bu görüşmede alınır. Ayrıca çocuğun kısaca özgeçmişi ne bakılır. Daha sonraki iki görüşme çocukla birlikte yapılan değerlendirmedir. Burada psikologlar, pedagoglar, fizyoterapistler bu değerlendirmeye katılırlar. Ve bu değerlendirme içerisinde birçok tanılar, ölçekler üzerinde durularak bir rapor oluştururuz. Bunun yanında ortaya çıkan yetenek ve ilgileri saptadığımız çocuğu özel eğitmenler de bir değerlendirmeden geçer. Ve sonuçta çıkan rapor son görüşme olan aileyle yaptığımız görüşmede aileye sunarız. Son karar. Son karar aileye sunulur. Kendi fikirlerimiz, gözlemlerimiz, önerilerimiz, rapor aileye sunduktan sonra aile karar verir. Hı hı, çok güzel. Kurumumuza başlayan öğrenci başladığı andan itibaren takibe alınır. Ekibimizdeki özel eğitmenlerle, psikologlarla, pedagoglarla birlikte bu takip yıl boyunca sürer. Yıl içerisinde mutlaka bir veya iki ara gelişim değerlendirmesi yapılır. Çocukların güçlü yanlarının bu gelişim değerlendirmesi tespit edilmesinin yanında sahip oldukları ama farkında olmadıkları diğer yetenek, ilgi alanlarının da önem verdiğimizi ortaya söyleyebiliriz. Ortaya çıkışını belki yakalamış oluyorsunuz bu takip boyunca ve belki hani ileriki aşamalarda da yeteneğinin daha iyi yerlere gelebilmesi ve bir başarıya ulaşabilmesi için bir takip sürecinde oldukları için aslında bence gerçekten çok özel bir proje. Hani projenin özelliği aslında burada. Önemi daha doğrusu burada. Yıl boyunca veya burada oldukları süre içinde onların komple takip edilebilmesi aslında. Hatta gerçekten. Şunu söyleyebilirim. Sadece yetenekli olması gerekmiyor. O çocuğun ilgi alanı yüksekse aile, toplum desteği de varsa gerçekten istediği yere hem başarılı hem mutlu adım adım. Hem de ileriki yaşantısını kendi istediği şekilde yönlendirecek düzeye geliyorlar. Evet, gerçekten çok güzel. Aşamaları da çok güzel. Peki Başak Hanım, sonuç eğitim kısmı yani nasıl oluyor? Bundan bahsedebilir misiniz? Uzmanlarımızın yapmış olduğu değerlendirme sonucunda ortaya çıkacak olan raporla bizim şu anda oluşturduğumuz bir eğitim sistemimiz de var. Hedeflerimizden bir tanesi ki en önemlisi ortaya çıkmış bu raporla çocuklarımızın yetenek ve ilgi alanlarını kendi yetenek ve ilgi alanlarına göre oluşturacağımız programlarla gelişmelerini sağlamak. Aynı zamanda da 21. yüzyıl yaşam becerileriyle donanımlı öğrenciler yetiştirip onların daha yaratıcı problem çözme becerilerini çok kolaylıkla ortaya koyabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, sosyal sorumluluklar alabilecekleri, bütün bu becerileri kendi içerisinde bulunacak, bütün bu disiplinleri içerisinde bulunduran bir eğitim sistemi oluşturduk. Kendi içimizde Speaking Club'dan Almanca, İngilizce ve İspanyolca sadece konuşma gruplarından astronomiye, satrançtan akıl zeka oyunlarına, müziğin her branşına, görsel sanatlara, sahne sanatlarına, oyunculuğa kadar aklınıza gelebilecek aslında her geniş bir yelpaze. Aynen öyle, her şey var. Çünkü neden? Bir yetenek değerlendirmesi ve bir ilgi alan değerlendirme yapıyoruz ve çocukların ortaya çıkacak bu değerlendirme sonucunda onları yönlendirebileceğimiz alanlar olması gerekiyor. Biz de buna çok özen göstererek kendi alanlarına gerçekten çok uzman ve kendilerini de yetenek ve ilgi alanında çok geliştirmiş bazı eğitmenlerimiz var ki yani yetenekleri var ama ilgi alanları gelişerek kendilerini yeniden farklı konumlandırmış olan, bu konuyu da deneyimlemiş olan uzman bir ekibimiz var. Bu sistemi de bir aynı zamanda kendi içimizde bir eğitim koordinatörümüz var. Bu eğitim koordinatörümüz o eğitim sistemini kurum içi eğitimlerle de eğitmenlerimizi de kendi içimizde gene aynı sistem üzerinde eğiterek devam ediyoruz. Edeceğiz de inşallah. Ve yapmak istediğimiz şey bu gerçekten Şafak hocamın söylediği gibi süreç içerisinde çocuklarımızı bu alanlarda takip ederek belki bambaşka bir noktada da onları yakalayarak değerlendirerek hem çocuklarımıza daha mutlu ve huzurlu bir
eğitim süreci geçirmelerini, hem de velilerimize bu anlamda destek olmak, gerçekten onların hayatlarını biraz daha kolaylaştırabilmek bizim şu anda en büyük hedefimiz. Bu eğitim sistemi de kendi içinde oldukça güçlü olduğuna inanıyoruz. Bambaşka bir şey yapmak istiyoruz. İnşallah da öyle devam edecek. Evet, son sorum size olacak Didem Hanım. Bu işin bir de sosyal sorumluluk projesi olduğunu öğrendim. Bundan da biraz bahsedelim son olarak. Evet, biz 3 yıldır burayı işletiyoruz ve 3 yıldır anne baba olarak eşimle birlikte sosyal sorumluluğa çok değer veriyoruz ve önem veriyoruz. Herkesin mutlaka sanata eğilmesini, sanatla ilgilenmesini istediğimiz için eşit koşullarda insanların eğitim almasını istediğimizden dolayı eğitimde fırsat eşitliğine çok önem veriyoruz. Onun için ihtiyacı olan, şartları el vermeyen insanlara burada burs veriyoruz. Çok güzel. Evet, eğitimlerine yardımcı oluyoruz. Çünkü sanatın her dalının herkese evine mutlaka girmesini istiyoruz. Sanatsız toplum olmasını istiyoruz. Sanata evet, evet diyoruz. Sanata ve evet diyoruz. Her yönüyle aynen. Gerçekten destekliyoruz aynen. Biz de sanatı. Sonuna kadar. Gerçekten çok güzel bir proje. Bol şans diliyorum. Ve bence çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi okuduğumda bile beni çok heyecanlandırmıştı. Sizler de çok güzel anlattınız. Biz de buradan herkese, tüm katılımcılara, Performans Sanatları Akademisi'ne gelip bu değerlendirmeden çocuklarını geçirmelerini söylüyoruz, öneriyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz her şey için. 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her şeyden birazdan herkese merhaba. Bugün Ataşehir Tıp Merkezi'ndeyiz ve yanımda Doktor Atakan Bör var. Kendisiyle botoks üzerine konuşacağız. Botoksun faydalarını, yararlarını, nasıl uygulanması gerektiğini ve botoks nedir'i konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz hocam. Merhabalar, programımıza. Hoş. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Botoks çok yaygın bir uygulama. Evet. Birçok kişi tarafından, birçok kurum tarafından yapılan bir uygulama ama aynı zamanda da çok çok önemli bir uygulama. Kesinlikle, kesinlikle bir doktor tarafından yapılması gerektiğini düşünerek ve bunun inceliklerini anlatmak adına buradayız. Botoks nedir? Önce buradan başlayalım hocam. Botoks temel olarak bir toksindir. Esasında bir zehir olarak diye de geçebilir. Bunu biz niye uyguluyoruz? Kasların hareketini durdurmak için uyguluyoruz. Halk arasında şöyle bir yanlış inanış var. Botoks çizgileri geçirmek için uygulanan bir tedavi diye düşünülür. Esasında botoks tamamen kas hareketlerini durdurma veya terleme bölgesindeki ter fonksiyonlarının azalması için yapılan bir uygulamadır. Peki botoks hangi bölgelere uygulanır? Yani daha doğrusu vücudumuzda hangi bölgelere botoks uygulaması yapıyoruz? Evet, vücudumuzda yüz bölgesinde, koltuk altı bölgesinde uygulamalar yapılabilir. Çoğunlukla bu bölgeler. Nadir olarak boyun bölgesinde de uygulamalar yapabiliyoruz. El uygulaması duymuştum. Evet. Terlemeye karşı. Bazı hastalarımızda çok hassas bir şekilde bir hiperhidrozis hastalıkları var. Ellerinde ciddi terlemeleri var. Aynı koltuk altı terlemesinde uygulama yaptığımız gibi el bölgesinde de uygulamalar yapabiliyoruz. Yani botoks yapılan bölgeye göre aslında farklı farklılıkları var. Kesinlikle. Aynen bu şekilde. Peki hocam, şimdi çok fazla kurum, kuruluş veya çok fazla estetik merkezi de botoks uygulaması yapıyor. Ve aslında bunun sizden daha önce öğrendiğim kadarıyla biraz önce kamera arkasında belli markaları var. Birkaç tane Sağlık Bakanlığı onayı, onay almış markası var. Peki diğer kurumlarda işte gerekli promosyonlar olabiliyor, çok yarı yarıya fiyatı iniyor veya işte orada gerçekten onu bir doktorun mu uygulayıp uygulamadığı konusunda aslında tereddüte düşebiliyorsunuz. Çünkü görüyoruz sosyal medyada da çok fazla sık paylaşım var bunlarla ilgili. Hatta bazı insanların botoksu kendileri sipariş verdiğini bile duyuyoruz artık. Evet, o hale geldi. Bunun öneminden biraz bahsedebilir misiniz? Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı iki tane botoks markası vardır. Tabii bu ruhsatı alma süreci çok meşakkatli ve uzun bir süreç.
Ve bunu gerçekten kaliteli olan, iyi olan ürünler alabiliyor. Şu an sadece iki tane ürün var. Şimdi tabii piyasada birçok ürün var. Bu esasında çok sakıncalı bir durum. Sadece bu ruhsatlı ürünler kullanılmalı. Ve zaten bu ruhsatlı ürünlerin belli bir fiyat bareminde olduğu herkes tarafından biliniyor. Ama ruhsatlı olmayan bir ürünü, faturasız bir ürünü temin edildiğinde burada tabii çok daha ucuz fiyatlara yapılan uygulamalar duyuyoruz. Ama bu kesinlikle uygun bir şey değil. Çünkü bir kere ürünün ruhsatı yok. Türkiye'de uygulama izni yok bu şekilde. Evet, çok çok tehlikeli aslında. Onun dışında tabii bu kanunen de tamamen hekim uygulamasıdır. Hekim dışındaki kişilerin kesinlikle bu uygulamayı yapmaması lazım. Bu esasında bir suçtur. Yani buna dikkat etmeleri gerek. Evet, kesinlikle. Yaptıracak olan kişinin mutlaka bir hekim tarafından yapılıp gittiği merkezde hekim olup olmadığına dikkat etmesi bence en önemli nokta diye düşünüyorum, evet. Değil mi? İlk başta bana botulinum toksini nedir diye sordu. Ben size toksin bir zehirdir dedim. Bu zehri uygulaması çok iyi bilmek lazım. Yanlış uygulamalar anında kişilere çok ciddi zararları oluşabilir. Çok da görüyoruz, çok da duyuyoruz. Çok görüyoruz. Hastalar da bize geliyor. Bizden bunu düzeltmelerini istiyorlar. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bir noktaya kadar yardımcı olabiliyoruz. Evet hocam. Peki botoks yaptırdığımızda hani bir bazıları tarafından hala bir kanı var. İfadem gidecek, işte ifade bozulacak, işte çok donuk bakacağım. Botoks ifadeyi götürür mü? Kesinlikle götürebilir. Botoks kişiye özel olarak planlanması gereken bir uygulamadır. Her kişinin kas gücü birbirinden farklıdır. Her bölgedeki kas gücü de birbirinden farklıdır. Standart evet uygulama noktalarımız var ama bu noktalara vereceğimiz dozu işlem öncesinde kişiyi muayene ederek planlamamız gerekiyor. Ve uygun dozda, uygun cilt altı derinliğine uygulamamız gerekiyor. Yanlış katmana yapılan uygulamalar, fazla doz uygulamalar, eksik doz uygulamalar hepsinde farklı sonuçlara sebep olabilir. Bir de buradaki esas sorun yaptığınız uygulama minimum 6 aylık bir sürede geri dönüşsüz bir şekilde oluyor. Onun için çok bilinçli ve dikkatli bir şekilde yapılması gereken uygulama. Peki etkisi ne kadar sürer? Bir botoks uygulaması yaptığımızda onu ne kadar kullanabilir hasta ve ne kadar etkisi sürer ve ne kadar zamanda bir tekrarlanması gerekir? Normal olarak prospektüsünde de yazan bilgilendirme 6 aya kadar etkisi vardır. Bazı kişilerde daha kısa sürede geçebiliyor. Çok nadir olarak antikor gelişimi mevcut. Çok sık yaptıran kişilerde botoksa karşı bir antikor gelişimi oluşabiliyor. Bunu tespit etmenin yöntemleri var. Ama normalde 6 ay gibi bir süre etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Kaslarımızı dondurduktan sonrasında bunu tedavi eden bir yöntem mi? Yani bir daha mesela işte bir kere yaptırdık, işte etkisi evet sürecek ama sonrasında o kırışıklığa iyi gelebilecek mi? Gelebiliyor mu? Mevcut kırışıklıkları kasları hareket ettirmediğimiz için zaman içinde açılıyor oluyor ve bu anlamda çok ciddi faydası var. Ama tabii derin kırışıklıklarda tek doz uygulamada birden oradaki kırışıkların açılmasını beklemiyoruz. Yani aslında botoksla daha fazla derinleşmesini de engellemiş kesinlikle oluyoruz değil mi? Asıl amaç bu sanıyorum. Kesinlikle esas amacımız derinleşmesini engellemek, mevcut kırışıklıkların da kas hareketi olmadığı için yavaş yavaş açılmasını beklemek. Kaç yaş itibariyle uygulanabiliyor ve hani yine dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler var mı? Bunu da yine sizden alalım. Son olarak şunu soracağım. Botoks uygulamasından sonra nelere dikkat etmeliyiz? O süreci nasıl geçirmeliyiz? Biraz da bundan bahsedelim. Botoks uygulaması esasında eğer yüz bölgesinde uyguluyorsak 15'in üzerinde noktaya enjeksiyon yapmış oluyoruz. Bu uyguladığımız ürün sıvı nitelikte olduğu için yer çekiminden dolayı uygulama yerinin değişme riski var. Onun için işlem sonrasında hastaların kesinlikle yatma, uzanma, başını öne eğme gibi hareketler yapmaması lazım. Aynı zamanda kanın sulandırıcılığını arttıran çok fazla çay içme, kahve içme gibi uygulamalar veya hamam, sauna gibi uygulamalara dahil olmaması lazım.
yaptığınız botoks farklı bir bölgeye gidecek olursa farklı bir etki oluşturur. Bu da hem hasta için hem hekim için üzücü bir durum oluşturur. Sonuçta kaslarda dolaşan bir sistem olduğundan bahsediyorsunuz ve sonrasındaki kuralların uygulanmasının kalıcılık oranını da arttırdığından bahsettik burada böylelikle. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgilerdi gerçekten. Çok doğru bilgilerdi. Umarım izleyicilerimize de yararı olmuştuk. Ve sevgili Doktor Atakan Börle botoks uygulaması konusunda konuştuk. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.